Muhammed Masum Faruki 2. bölüm Evliyanın meşhurlarından büyük İslam alimi Hicri ikinci bin yılının müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretlerinin üçüncü oğludur. İnsanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile yaliye denilen büyük alim ve velilerin 24.'südür. Lakabı Din olup Urvetül Vüska ismiyle meşhurdur. Urvetül Vüska sağlam ip, kendisine uyulan büyük alim demektir. 1007 miladi 1599 senesinde Hindistan'ın Serhend şehrine iki mil uzakta bulunan Mülki Haydar mevkiisinde doğdu. 1079 miladi 1668'de Serhend'de vefat etti. Türbesi mübarek babası İmam-ı Rabbani Hazretlerinin türbesinin birkaç yüz metre kuzeyindedir. Muhammed Masum, ilminin çoğunu babasının huzurunda öğrendi. Bu tahsili sırasında İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda onun hakkında şöyle yazmıştır. Bugünlerde oğlum Muhammed Masum, şerh-i mevâkıfı bitirdi. Bu arada Yunan felsefecilerinin kusur ve hatalarını iyi anladı. Çok faydalara kavuştu. Allahü Teala'ya bu ihsanından dolayı hamd ve senalar olsun. İlminin bir kısmını da büyük ağabeyi Muhammed Sadık'tan ve babasının halifelerinden olan büyük alim Muhammed Tahir Lahori'den öğrendi. Ayrıca başka alimlerden de ilim öğrendi. Hadis ilminde babasından icazet, diploma aldı. Muhammed Masum Hazretleri talebelerine buyurdular ki: "Adet olarak riya, gösteriş olarak değil de Allah rızası için fakirlere yemek, sadaka verip sevaplarını meyyitin ruhuna göndermek iyi olur ve büyük ibadet olur. İnsanın ömrü çok azdır. Sonsuz olan ahiret hayatında İnsanın karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığı hale bağlıdır. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse, dünyadaki kısa hayatında, ahirette iyi ve rahat yaşamaya sebep olan şeyleri yapar. Ahiret yolcusuna lazım olan şeyleri hazırlar. Bir kimse, ahirete yönelirse, Allahü Teala keremiyle onun dünya ve ahiret ihtiyaçlarını giderir. İnsanlar arasına karışmak eğer onların haklarını yerine getirmek için olursa zikir olur. Belaların ve şiddetli şeylerin kalkması için istiğfar etmek çok faydalıdır. Kulun ıslah olması kalbinin ıslah olmasına bağlıdır. Fesadı da kalbin fesadına bağlıdır. Salih amellerin sevabını bütün müminlerin ruhuna hediye etmek iyi ve makbuldür. Her birine aynı sevap ulaşır. Hakkında hediye etmek için niyet edilip okunan ve hediye edilen meyyitin sevabı hiç eksilmez. İnsanın izzeti, iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. İnsan her neye kavuşursa, başına ne gelirse, bunların hepsi takdiri ezeliye iledir. İnsandan bu fani dünyada istenen, kulluk vazifesini yerine getirip ibadetleri yapmasıdır. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Sadullah Han Şah Cihan'ın yanındayken Muhammed Masum Hazretlerinin büyük bir mürşidi kamil olduğunu inkar ederek dil uzatıp hallerini yalanlamıştı. O anda kulunç hastalığına tutuldu. Bu hastalığa birdenbire yakalanı vermesinin Muhammed Masum Hazretleri hakkında söylediği kötü sözler sebebiyle olduğunun farkına vardı. Pişman oldu ve Muhammed Masum Hazretlerine 500 rupiye o zamanın parası ve bazı hediyeler gönderdi. "Benim kusur ve anlayışsızlığımı affetsin." diye haber yolladı. Bir bardak içerisinde de su gönderip şifa olması için suya okumasını da istemişti. Fakat Muhammed Masum Hazretleri bunları asla kabul etmedi. Oğulları o kimseyi kurtarmak için çok yalvarınca buyurdu ki: "Yalan söyleyenlerin nefesinde bereket ve şifa olmaz. Bize yalancı" dedi. O hanın adamlarına "Çabuk gidiniz. Onun ruhu bu cevabı bekliyor." buyurdu. Sadullah'ın adamları utanarak geri döndüler. Sadullah Han'a duyduklarını söylediler. Sadullah Han, bu sözleri işitince, o anda öldü. Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat-ı Şerif'te buyuruyorlar ki, Birinci cilt, 14. dördüncü mektup. Bu ahir zaman fitne ve zulmeti içinde, Allahü Teala bir kulunun kalbine kendi sevgisini yerleştirir ve kendi hicranı ayrılığıyla onu yakarsa ne büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilip şükrünü yapmak lazımdır. Durmayıp bunun artmasına çalışarak aşkı ilahinin en son derecesine yükselmesini beklemelidir. Hakiki matluptan başka hiçbir şeye gönül bağlamamalı, faydası olmayan şeylerle uğraşmamalıdır. Muhabbet ateşi, nefsi emmarenin azgınlığından yükselmesinden meydana gelen izzeti nefs perdesini tamamen yakarak ezeli ve ebedi kemalatın nurları kalbi aydınlatmalıdır. Nimetlerime şükrederseniz onları arttırırım buyrulmuştur. Ey Mesut ve Bahtiyar kardeşim, Allahü Teala'nın sevdiği kullarının yolunda yürümek arzusundaysan bu yolun şartlarını ve edeplerini gözetmelisin. İlk önce sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid'atlerden sakınmak lazımdır. Çünkü Allahü Teala'nın sevgisine ulaştıran yolun esası bu ikisidir. İşlerinizi, sözlerinizi ve ahlakınızı dinini bilen ve seven dindar alimlerin sözlerine ve kitaplarına uydurmalısınız salih kullar gibi olmalısınız ve onları sevmelisiniz. Uykuda, yemekte ve söylemekte aşırı gitmeyip orta derecede olmalısınız. Seher vakti yani gecelerin sonunda kalkmaya gayret etmelisiniz. Bu vakitlerde istiğfar etmeyi, ağlamayı, Allahü Teala'ya yalvarmayı ganimet bilmelisiniz. Salihlerle beraber olmayı aramalısınız. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir. Hadisi şerifini unutmayınız. Şunu iyi biliniz ki ahireti, saadeti ebediyeyi isteyenlerin dünya lezzetlerine düşkün olmaması lazımdır. Mübah olan lezzetleri bırakamazsanız hiç olmazsa haramlardan ve şüphelilerden kaçınınız ki ahirette kurtulmak umulsun. Fakat her türlü altın ve gümüş eşyanın ve çayırda otlayan hayvanların ve ticaret eşyasının zekatını topraktan, tarladan, ağaçtan alınan mahsullerin öşrünü de her halükarda vermek lazımdır. Bunların verilecek miktarları fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Zekatı ve fıtraları İslamiyetin emrettiği kimselere seve seve vermelidir. Akrabayı ziyaret etmeli, mektupla gönüllerini almalıdır. Komşuların haklarını gözetmelidir. Fakirlere ve borç isteyenlere merhamet etmelidir. Malı, parayı, İslamiyet'in izin vermediği yerlere harc etmemeli, izin verilen yere de israf etmemelidir. Bunlara dikkat edince, mal zarardan kurtulur ve dünyalıklar ahiretlik halini alır. Belki de bunlara dünya denmez. İyi biliniz ki, namaz dinin direğidir. Namaz kılan bir insan, dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayanın dini yıkılır. Namazları, müstehap zamanlarda, şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılmalıdır. Bunlar fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Namazları cemaatle kılmalı, birinci tekbiri imam ile birlikte almaya çalışmalıdır ve birinci safta yer bulmalıdır. Camiye geç gelip, birinci safa geçmek için safları yarmak, cemaate eziyet vermek haramdır. Bunlardan biri yapılmazsa matem tutmalıdır. Allahü Teala'nın peygamberi buyurdu ki bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan perdeler kalkar. Cennette olan huriler onu karşılar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder. Zamanınızın çoğunu la ilahe illallah kelimesini söylemekle geçiriniz. Kalbi temizlemekte çok tesirlidir. Her gün belli miktar okursanız iyi olur. Abdestli ve abdestsiz söylenebilir. Allahü Teala size ve doğru yolda gidenlerin hepsine selamet ve rahatlıklar versin. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Ehli sünnetin şerefi. Bir gün İran kumandanlarından Rafizi itikatlı bir kumandan Hindistan'ın baş şehrine gitmek üzere yola çıkmıştı. Serhen şehrinden geçerken alay edercesine hizmetçilerinden birini Muhammed Masum Hazretlerinin huzuruna gönderip ziyaretine gelmek istediğini bildirdi. Muhammed Masum Hazretleri, misafir kafir de olsa ona ikramda bulununuz. Sözü gereğince misafir için hazırlık yaptırdı. İkindiye kadar beklediler. Gelmedi. Haber geldi ki o kumandan gitmiş. Maksadı ehli sünnetin en büyük alimlerinden ve koruyucularından olan Muhammed Masum ile alay etmek, onu tahfif ve taskir etmekmiş. O sırada Muhammed Masum Hazretlerinin en yüksek halifelerinden olan Hace Muhammed Hanifi Kabili misafir geldi. Hazır olan yemekleri onun için getirdiler. Hace Muhammed Hanif hediye olarak birkaç tane bıçak getirmişti. Başka hediyeler de vardı. Muhammed Masum Hazretleri bıçaklardan birini alıp bir salatalık getirin buyurdu. Salatalık getirdiler o bıçakla salatalığı kesti ve buyurdu ki salatalığı keserken bizimle alay etmeye kalkışan o rafizinin de başının kesildiğini gördüm. Hakikaten buyurduğu gibi oldu. Muhammed Masum Faruki Hazretleri Mektubat-ı Şerif'te buyuruyorlar ki her işte, her harekette iyi niyet hasıl olmadıkça bir şeye başlanmamalıdır çok kimseyle görüşmemeli, çok söylememelidir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, hikmet yani faydalı şeyler ondur. Bunun dokuzu yalnızlıktadır. Biri de az söylemektedir. İnsanlarla lüzumu kadar görüşmeli, başka zamanları zikir ve murakabe ile geçirmelidir. Faydalı olmak ve faydalanmak için olan sohbet çok kıymetlidir. Lüzumsuz ve faydasız konuşulmayan sohbetler faydalıdır. Bid'at sahipleriyle, mezhepsizlerle görüşmemelidir. İyi ve kötü herkese karşı güler yüzlü olmalıdır. Özür dileyeni affetmelidir. Kimseyle münakaşa etmemeli, kimsenin sözünü aşağı görmemelidir. Herkese yumuşak söylemelidir. Ancak Allah için sert konuşulur. Şeyh Abdullah Bayal buyurdu ki dervişlik yalnız namaz, oruç ve geceleri ibadet yapmak değildir. Bunlar kulluk vazifeleridir. Her Müslümanın bunları yapması lazımdır. Dervişlik kimseyi incitmemektir. Bunu yapabilen kavuşur. Muhammed bin Salim Hazretlerine evliya nasıl belli olur denildikte de, yumuşak sözleri, iyi huyları güler yüzleri, cömertlikleri, her sözü kabul etmeleri, özür dileyenleri affeylemeleri ve herkese merhamet etmeleriyle anlaşılır, buyurdu. Her şeyi Hak Teâlâ'dan beklemelidir. Allahü Teala kulunun her işine kifayet eder. Bütün kullarını sana yardımcı kılar. Yahya Muaz buyurdu ki, sen Allah'ı sevdiğin kadar herkes seni sever. Sen Allah'tan korktuğun kadar herkes senden korkar. Sen Allah'ın emrini yaptığın kadar herkes senin işlerini yapar. Allahü Teala ile kul arasında en büyük perde kulun kendi nefsinin isteklerinin arkasından koşması ve kendi gibi zavallı olanlara güvenmesidir. Sıkıntılı zamanlarda Allah'tan ümidi kesmemelidir. Sevinçli zamanlarda İslamiyete sarılmakta gevşeklik yapmamalıdır. Kimsenin ayıbını aramamalı, kendi ayıplarını görmelidir. Kendini Müslümanlardan yüksek bilmemelidir. Her Müslümanı görünce "Benim en büyük kazancım bunun duasını kazanmaktır." demelidir. Üzerinde hakkı bulunanların esiri olmalıdır. Tasavvuf edep demektir. Edepleri gözetmeyen Rabbine kavuşamaz.